Arkadaşlar, Poseidon Gaming kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mount & Blade Warband Evlat tatil modunu oynuyoruz. Bu şuradan hemen yeni oyuna başlayalım. Evlat tatil modu şu şekilde. Normal zaten Warband'ın Evlat modu vardı. Bu mod alfa olarak çıktı, şu an alfa sürümünde. Bu Evlat modunun bir önceki senaryosu gibi gösteriyorlar şu anda. Şunları ayarlayalım, savaşçıydın. İşte ismimiz falan. Ben denedim evlat modunu da çekmeyi ama onda sıkıntı oldu. Ses kayması falan oldu. Geçen Warband'da da söyledim zaten Nord'dan yükselişinde. Kaydetmeden çıkmak Allah olmasın dedik. Neyse. Şuradan iki tane zekaya ver. Bir ona ver, bir ona, bir buna, bir buna. Toplayıcılık gelmiş bu arada. Ben biraz baktım tabii çekmeden önce. Toplayıcılık kabiliyetinizi arttırır diyor, kabiliyetimizi. Kısa sürede daha çok ürün toplamamızı sağlar diyor. Bunun neyle alakalı olduğunu, hangi ürün ne topluyoruz onu da çözmek lazım. Ben bir tane vereyim ona. Atletizme verelim. Çok koşturmalı görev gelecek büyük ihtimal. İknaya vereyim. Bir tane daha toplayıcılık verdim. Şuradan tekeli değil de dur. Bize ilk baş göndergeli silah veriyordu. İsmimizi direkt kendi ismimi yazdım ve başlayalım. Ha şey eklenmiş. Saçın rengi en fazla bu kadar. Çok sarı da olmasın. Şöyle olsun. Tam güzeldi. Hikaye modunda oynayacağız. Evlat moduna nazaran üstüne şey eklenmiş. Daha fazla grafik. Evlat modu gibi başlıyor gördüğünüz gibi. Marnit'le konuşalım. Gulüp gulüp diyor. Tamam Marnit'ciğim. Zaten evlat modu da bu şekilde başlıyor. İşte dediğim gibi üstüne birkaç görev eklemişler. Şimdi buradan Marnit koşturarak geliyor. Evet, ne oldu Berke? Kıyafetlerimi, paramı çalmışlar. Birkaç eşya verecek üstümüze. İşte bize çay alma görevi verdi. Bunları atladım. Anam dur. Şu şekilde zaten evlat modunu oynayanlar bilir. Burak ve Melike diye kızımız ve oğlumuz oluyor. İşte dediğim gibi hemen haritayı da göstereyim. Bildiğimiz harita zaten. Bildiğimiz işte Warband haritası. Bunun üstüne sadece mod. Eyvah, yakaladılar bizi galiba. Şunlara bir... Ya direkt şimdi bunlar uzatmasın bizim işi. Otomatikman öldürdüm bunları. Bir an önce gidelim. Yok, çıkmak istemiyorum. Ah, keşke alsaydık ayaklığı falan da neyse. Şimdi biz şu dört yol hanındayız. Buradan nerede o? Tamam, burada. Asugan tüneline gidip oradan da Geroya hanına gideceğiz. Asugan tüneline gitmeye başlayalım. İşte tatil... Neden tatil olduğunu görevler sayesinde anlar mıyız bilemiyorum ama bu şekilde. Hile kullanmayacağım. Nord'dan yükselişindeki gibi. Dedim ve aman yarabbim, son anda geçtik. Sadece ufak, tamam. Ufak ufak birazcık para aldım. Yoksa oğlanla bir de çocuk terk ediyormuş, fail olur. Şu köye girelim. Erzak satın al. Sosis aldık, tamam. Nereye gideceğiz? Şuradan Asugan tüneline gideceğiz. Onlar bizi yakalayamaz abo. Ha, gri kergitler. Evet, burada gri kergitler falan var. Onlar dost. Eyvah. Allah, ışınlandım yanlışlıkla. Neyse. Tamam, şimdi gerçekten ışınlandım. Yoksa yakalayacaktı. Tamam, tünelin oraya geldik. Şimdi tünele girelim bakalım. Evlatla aynı. Yani tatil, bakalım daha ileride hangi görevler eklenecek ona göre. Şimdi bu dayıya soracağız bakalım usta başında ne istiyormuş. Bana diyor ki işte usta lazım diyor bu tüneli bitirmek için. Artimanner'la konuş diyor. Gideceğiz şimdi, şurada Artimanner varmış. Sanki yazılar İngilizce de ben de açıklama yapıyorum gibi, neyse.
Evet, şurada büyük taydım alanı var. Tıklayalım buraya, artı menlerin yanına. Şuradan Bozkırt ne lan? Bozkır haydutlarını atlatırsak. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Hii. Anam köylüymüş onlar. Haydut sandım ya. Allah, yakaladılar işte. Geçiş için para verdim kardeşim. Alın 106 dinar, neyse. Neyse alın. Dur bakayım, onlar kaç kişiymiş? Oo, 33 kişi, dağıtırlar bizi. Oğlanla şeydi. Alırlar, esir yaparlar. Kız... Puh! Öbürleri de yakaladı. Kızımıza da tecavüz ederler. Ondan sonra onlarla uğraş. Hadi 2 saat gel. Nerede? Heh, tamam. Şöyle of, oradan bir şeyler sıyırdı bizi ama köylüydü inşallah onlar. Evet, yaklaştık. Aslı. Tamam, onları da geçtik. Oradan dolaşacağız. Oradan gittik. Tamam, büyük talim alanında demişti. Bulabilirsiniz demişti. Havalar çok inanılmaz sıcak oldu şu an. Kıçıma kadar terin indiğini hissedebiliyorum. Artemianlar şurada. Yani ben dediğim gibi evlat modunu çekmiştim. Buraları hep bildiğim için direkt Artemianları, oradaki yaşlı bir tane adam, onu Artemianlar sanmıştım. Yok, benim için görevim var mı? Tünelin işini bitireceğim. Bana mukavemet 1 ve 2 kitabı verdi ve benim üniversite 1. sınıfta 2. dönem dersim. İlk sınavından düşük aldım, ikinciden 80 almam lazım. Hiçbir şey bilmeden gittim sınava, bütün soruları salladım. Ve kaç almıştım ya? 80 miydi? 82 mi, öyle bir şey işte. Yani geçtim dersi sallayarak. Bir işe girişelim şuradan. Bir kitap seç. Mukavemet 1. Şimdi bu mukavemeti uzun bir sürede okuyacak. O uzun sürede ne yapalım? Handa dinlenip şey mi yapalım? Eyvah eyvah. 20 kişi bizi yakaladılar. Tamam, geçiş için para verebiliriz. Paramız bol bizim canım. Tüh, öbürü de yakaladı. Ulan dalacağım bunlara ya. Yok, al al, tamam al. Al paranı, al yürü git. Yalnız çok gerçekçi olmamış mı deminki adamın tipi ya? Gerçekten evlat tatil moduna gerçekçilik eklemişler, güzel olmuş. Köylülerden erzak alalım. Ver ekmeği, tamam. Yaşlısıyla konuş, dur bakalım. Görev merevi varsa yapı verelim köy görevlerini. Şu biz kitabı okuya verene kadar mukavemeti. Şimdi bütün erzaklarımızı almaya geliyorlar. Tamam, öğretirim. Savunacağını öğret. Aa, tüh, keşke almasaydık. Neyse. En son haydutlarla savaş mavaş yapıyorduk ya, o kötü. Eğitmeyeceğim, gideceğim diğer köylerden şey alayım. Neydi o? Köy gençleri alayım. Onlar gitsin savaş. Yoksa kızımla oğlan bizim pert olursa kötü olur. Ve sen şurada şey, onu söylemedim. Sağ altta da şey göstergesi değişik. Bu canımızı gösteren dalga. Bu gönüllü toplama işini şöyle yapayım ben. Hızlı hızlı yapayım ki 2 saat bir de o köyden. Ulan ne hızlı yapıyorum, zaten zaman geçmesini istiyoruz. Zaman geçsin ki kitabı okuyabilelim hızlı hızlı. Mesela şu anda kaç olmuş? %0 mı? Ulan okumuyoruz mu? Bir işe giriş. Giriş okumak üzere, mukavemet bir. Karıştırıyorsun ama tabii ki zor geliyor falan filan. Bir şeyler bir şeyler. Neyse şey yapalım. Köy köy gidip Svadyalı... Anam bir şey takip ediyordu biz. Serseri herif. Düşmana hücum edelim.
Bende düzgün bir kılıç yok mu ya? Sadece bu mu var? Bir de taş var. Neyse ben göndergeyi silahladı. Bizim oğlanla kıza güveniyoruz ama inşallah bok da çıkmaz yani. Ho, tek attım. Hadi be, ıska geçtik. Dur. İkinci seviyeye yükselmişim. Aa, Melike yardım et diyor. Ana, güzel olmuş. Melikeciğim, geliyorum canım. Baban seni yalnız bırakmaz yavrum. Dur geliyorum. Melike, seni kurtaracağım derken ben öleceğim. As siktir Melike. Sus. Bak, bayıldı Melike. Lan ne kodumunun çok... Ana! Can hilesi bastım. Yoksa mod pert oluyor. Melike falan grubumuzdan ayrılıyor. Aman ayrılıyor derken yani şey oldu mu? Bunlar gittiği zaman bizim çocukla olan şey oluyor ya. Bunlar tarafından esir alınıyor. Sonra onu Araki Bulas'ın nerede bulacağım? Belki de dört yol anındadır. Oraya da geliyor olabilir ama. Hiç riske gerek yok. Bok etmeye gerek yok. Bak korumanı senin. Ulan 7 zarar vere vere. Finaller yaklaşıyor bu arada. Benim. Artık her gün video atmaya çalışıyorum. Bu videoda inşallah şu anda kayıt yapıyordur. Tuşa böyle bir sanki doğru düzgün basamadım gibi ama. Ben kodumun şimdi gitme. Tamam, ikisini de otomatikman öldürdük. Şimdi 2 saat onlarla mı uğraşacağız? Ben şey yapayım ya, video dışında beklettireyim bunları kitabı okusun diye. Esir mesir almayacağım. Bizimki 22'ye 6. Tamam, şu daha iyiymiş, bunu giyelim. Baltayı ver bana şuradan. Bu 29, bu 30, 31, tamam bu en iyisi. Ok. Çatlak yay, sen ver şu çatlak yayı. Dur şu taşı al sen. Bana şuradan da oku ver. Tamam ya, kafalık da yok. Dur şuradan bir de kafalık alalım. Ayak da yokmuş. Ayaklığı da alalım, giyelim. Tamam, bir haydut olduk. Nordların yükselişinden sonra attan in eşeğe bin gibi oldu. Neyse. Şimdi şuradan köyden gönüllü alalım. Tamam, 8 kişi bize yeter. Biz karakterim... Allah Allah, hala %0 diyor. Allah, ışınlandım. Şuradan bir kaleye gidip dinlenelim bakalım. Burada biraz bekle. Birazcık dinlenelim. İşte bu şekilde evlat tatil moduna devam edeceğiz. Dediğim gibi bir dakika, bu ne ya? Tamam, şu kitabı falan okusun. Olmadı. Bir gün bekleyelim sabahtan akşama. Fazla okumadıysa savaş yapalım birkaç. Sonra bir dahaki bölümde ben direkt oyunu önceden girip okutturayım kitabı bunlara. O kitabı okutturmak da bir oyun günüyle 17 gün falan sürüyor. Onları yaptıktan sonra tamam, öğlen oldu, ikindi oldu. İkinci gün geçiriyoruz galiba. Neyse. Kitabı okuduktan sonra o tüneli işte inşa edip o hana gireceğiz. Bakalım o handa neler bize söyleyecekler. Kuşluk vakti, sabahta durduracağım, tamam. %0 diyor hala. Allah'ım ya Rabbim. Devam ediyoruz.
Ben ne yapacaktım ya kamptan şey. Bir işe giriş. Allah Allah, niye okumadı? 2 gün geçirdik. Allah'ım ya Rabbim, burada takılıp tıkma. Biraz önce oda baskını yedim. Elle git 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 işareti de yaptık artık. İdare edeceğiniz, yapacak bir şey yok. Allah'ım gerçekten çok sıcak. Bayılmak üzereyim. Ders notlarım işte en iyi bu işe yarıyor, yerlenmeye. Şimdi aklım buna takıldı. Neden salak salak kitap okumuyor? Ne yapacağımı da sapıttım. Hala %0 diyor. Ben bunu video dışında hallederim. Şu köye gidelim. Gönüllü falan toplanmıştır herhalde. Ben hangi köyden görev almıştım ya? Haydutlara eğit vardı da onu yapmayacağım. Dağıtırlar bizi. Ben kontrol T'yi açayım. Nereden haydut geliyor? Girelim bari haydutlara. Oo. Oo, dur şunları alalım. Teslim ol ya da öl dedik. Oo, atlı okçuluğumuz acayip kötü. Dağ taşı ok sıkıyor şu an. Şu baltayı bir kullanalım bakalım kaç vuruyor. Balta acayip gerçekçi olmuş ya. Huu. Tek elli galiba bu. Çift el diye mi geçiyor bilmiyorum da tek el tutuyor. Yok çift el ya. Çok ağırsa vuruyor. Bunun içine sadece evlat modu değil galiba. Gerçek bilmem ne modu vardı, unuttum şu an modun adını da. Gerçek yapıyordu bütün şeyleri. Daha gerçekçi göstertiyordu. Şu an çimin detayına falan bir gösterelim şöyle. Baktığımız zaman ağaçlar maaçlar. Harbiden gerçekçi gibi olmuş. Bu kaçmış? 7, bu 4, bu 8. Onları da dağıttık. Şimdi deniz yağmacısı. Onlar iyi. Üstünde beyaz kıyafetler olan iyi grupta. Şunlar mesela beyaz nişancılar. İyi gruptan büyük ihtimal. Ya harbiden aklım takıldı şimdi. Şuradan bir silah bakalım kendimize. Ya ben şu dövüş kılıcını alıverem ya. O 37'ye 27 varmış. Ama o tek elli. Ben tek elli tercih edeceğim. Tamam, başka para hilesi yapmayacağım, yeter. Mukavemet hala %7. Aha dur. Dur 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 dur, şimdi çözdük olayı. Karakter 7 zeka gerekir diyor. Şuradan zekayı ver. Tamam, şimdi okuyacak kamp. Bir işe gir iç. Okumak üzere kitap seç. Mukavemet 1. Seçelim, yolculuğa devam et. Tekrar karakterden tek elli kilik kılıç almıştık, ona verelim. Envanter yönetimine bir tane verdik. İknaya verelim, bir daha envantere vereceğim. Bir de mühendislik ver gitsin ya, hadi. Şimdi dirimdeyiz. O kitabı okurken yavaş yavaş şeye doğru gidelim. Evet, şu an buradayız. Bence yavaş yavaş oraya gidelim çünkü o kitabı okumaya başlayacak. 7 zeka gerektir diyor. Hatta dur. Allah dur. Direkt dirime ışınlanayım şuradan. Burada bir süre bekle. Bir gün bekleyelim. Ve yavaş yavaş videonun sonuna geleceğiz. Bu facecam'i her videoda koymaya çalışacağım artık arkadaşlar. Böyle ev dolu olduğu zaman size her gün video yetiştirmek için tabii ki çekeceğim ve ev dolu da olabiliyor arada ve odamdan benim bütün evin şeyi
Her bir halt, faturaları, o su, bu su, kitaplar, bilmem neler, hepsi benim odamda. Onun için gelip benim odamdan bunları almak zorunda kalıyorlar ve bana bazı şeyler soruyorlar. Çekimler sırasında ve facecam çekimi olduğu zaman da geldikleri zaman artık kusura bakmayın, yapacak bir şey yok artık, kaş göz işaretiyle git mi yaparım, konuşur muyum artık bilemeyeceğim yani. Neyse, bu videoyu da burada sonlandıralım. Bir sonraki evlat modunda ve North, işte hangi video gelirse orada görüşmek üzere. Hoşça kalın.